Hasan! Bak benim cinlerim tepeme çıkarma kızım. Bak! Bu kadına dikkat et diyorum. Günaydın. Sinan, bizim bu kelimeden kurtulmamız lazım. Kadın yanımıza saatli bomba gibi ya. Bir de şimdi annem. Annen eksikti zaten. Bak yaz iyice şüphelenmeye başlayacak. Artık şansımızı zorluyoruz. Abimden korkma ya. Onun kafası... Ne olmuş kafasına? Ya onun kafası işe güce dalar şimdi. Hem boş ver ya. Hadi gidelim biz. Seni biraz daha yakından tanıyalım bakalım Kerim Hanım. Sürpriz yok. Neyse bu ayda kâr etmeyi beklemiyorduk zaten değil mi? Bu ayda maaşı yok diyorsun yani. Abartma ya, ölmedik sonuçta. Cebimize bir şeyler girecek. Cebimizi düşünmemiz şart mı arkadaşlar ya? Allah Allah, biz zararı kapatalım yeter değil mi yani? Eleman çalıştırıyoruz sanki sizde. Tamam, diğer ortağımız da gelsin, mali konulara döneriz. Ya bir de şirkete ödeme yapmamız lazım malum. İsim hakkı yüzünden. Ya iyi de babamın artık böyle bir derdi yok ki. Adam hastaydı, unuttun mu? Vallahi babamın öyle bir derdi olmayabilir ama benim var. Hatta bizim böyle bir derdimiz olmalı. Bence. Keşke babamı gördüğümde bir ödeme planından bahsetseydim. Sen babamı mı gördün? Evden çıkınca aşağıda karşılaştık. Bize mi gelmişti? Bize değil ya. Selin ve kocasına bizim plazada daire bakıyormuş. Vay be. Babama bak sen. Vallahi ya. Babaya bak. Üç kardeş aynı plazada. Neyse isterseniz şu mali konulara dönersek... Hasan sen bana anahtarını versene. Bu hani kataloglar için belleği evde unuttun ya sen. Ben gidip alıp geleyim onu. Hı? Gerek yok şu an belleğe, sen yorma kendini. Hasan. Bellek diyorum. Önemli. Ya bunun yedeği falan yok mu? Niye önemliymiş bu kadar? Ay. Yediği de unuttum ben ya. Neyse sen git bir koşu al gel. Bir dakika, senin Kerime ablan evde değil mi? Ya kadın hastaneden daha yeni çıktı değil mi? Hasta hasta yormayalım şimdi ona. Hadi kolay gelsin. Helal. Sağ ol. Baskın basanındır babacığım. Merak ediyorum artık. Babanı yakaladın mı? Nil mesaj atmış. Acil bir işim çıktı diyor, gelemiyormuş. Sen de istersen bir Sinan'ı yokla. Nerede kaldı? Buldu mu şu belleği? Ne yaptı? Trafiktedir herhalde ya. Herhalde. Of. Hasan. Yaz. Önce sen. Yok yok, sen söyle önce. Bunların geleceği yok. Burada böyle boş boş oturuyoruz. Değil mi? Yani sonra niye zarar ediyoruz? Tembel bunlar ya. Bir de trafik var tabii. Trafik var değil mi ya?
Ben diyorum ki ben gideyim, ben de bir trafikte takılayım. Kal bakalım trafikte. Ben buradayım, merak etme sen. Görüşürüz o zaman. Görüşürüz. Kesin kötü bir şey oldu. Hiç anlatmak istemezdim yavrum. Oğlum. Kuzum. Yavrum bir şey söyle. Yalvarırım bir şey söyle oğlum. Allah aşkına yavrum. Keşke dilim tutulsaydı da anlatmasaydım. Keşke. Oğlum. Ya bu. Affet beni yavrum. Beni affet yavrum. Sinan. Sinan ne oldu sana? Sinan iyi misin? Ne oldu sana? Gel eve gel konuşalım. Bir dakika, nereye gidiyorsun? Sinan! Konuşur musun benimle? Neyin var senin? Hiçbir şeyim yok benim. Hiçbir şeyim yok. Kerime Hanım, hiç kaçmayın. Kerime Hanım, gördüm sizi. Hiç kaçmayın Kerime Hanım. Açar mısınız kapıyı? Gördüm sizi. Kardeşime ne olduğunu çok iyi biliyorsunuz. Kerime Hanım, açar mısınız kapıyı? Thank you.
Bakın bağırtırmayın beni burada. Kerime Hanım bekliyorum burada. Ve açana kadar gitmeyeceğim. Bakın sabrımı artık gerçekten zorluyorsunuz Kerime Hanım. Yağız. Ne oluyor ya? Aç aç hemen. Açarım da. Ne oldu? Hazlan hadi bekliyorum. Tamam. Ben kapıyı açarken sen ne olduğunu anlatabilirsin herhalde değil mi? Sen bir aç da. Şimdi Kerime Hanım'a anlatacak ne olduğunu. Evet Kerime Hanım. Kardeşime ne yaptınız? Hazmi Egemen benden sadece seni almadı oğlum. Senin babanı da aldı. Babanın canını aldı. Katil. Katil. Sam ağlayacak gibiydi ve senin Kerime ablan kapıdan bizi gözetliyordu. Ve ne zaman onu gördüm hemen içeri kaçtı. Değil mi? Böyle oldu. Evet. Yaz bence fazla paranoya yapıyorsun ya. Yani söyledi işte kadın. Ya Yaz Bey isterseniz bir kere daha anlatabilirim. Şimdi ben Öles'in dışarıda bağırışmanızı duyunca merak ettim. Kapıyı açtım. Sonra da ayıp olmasın diye içeri girdim. Biz bağırışmıyorduk Kerime Hanım. Ve siz şu an bana yalan söylüyorsunuz. Hazan ben paranoyak da değilim ayrıca. Tamam ama uzatma lütfen Yaz ya. Ya bu kadını neyle suçluyorsun ben anlamadım. Niye sana yalan söylesin? Daha yeni hastaneden çıktı. Baksana haline zaten. Hadi git sen dinlen Kerime abla ya. Lütfen ama Hazan, ben ne gördüğümün farkındayım. Sinan iyi değildi. Ve ne olduğunu senin Kerime ablan çok iyi biliyor değil mi? Yaz Bey ben artık size bir şey anlatamayacağım. Ağrı kesici kullanıyorum zaten. O da biraz böyle ağırlık yapıyor üstümde. Müsaadenizle ben biraz içeride uzanacağım. Dinlen sen Kerime abla, dinlen. Senin Kerime ablan bir şey saklıyor ve sen bunu görmüyor musun şu anda? Bak Sinan'ı ne halde gördüğünde bu kadar endişelendim bilmiyorum ama sen bu kadına gerçekten kafayı taktın ve bu çok fazla oluyor artık Yaz. Tamam, hangimiz haber alırsak Sinan'dan söyleriz birbirimize, tamam mı? Bir şey söylemeyecek misin? Söylemeyeceğim. Ne yaptın sen? Ne yaptın sen? Sinan, bu kaçıncı mesajım bilmiyorum. Abin de ben de seni çok merak ediyoruz. Abisiymiş. Annesi burada, annesi merak ediyor diye annesi. Bu kadın da artık sana ne söylediyse hiçbir şey anlatmıyor bana. Bu kadın değil, annesi. Telefonunu açar açmaz beni ara, lütfen. Bana baksana sen. Sen bana niye bu kadın diyorsun? Annesiyim ben onun, annesi. Anneymiş. Ne dedi anne oğluna, ha? Ne dedin de delirttin herkesi? Ben bir şey demedim. Gerçekleri söyledim sadece. Beni delirtme ha. Ne demek gerçekleri anlattım ya? Ne söylediysen bana söylemek zorundasın tamam mı? Anlat hadi. Ben sana hiçbir şey anlatmak zorunda değilim Hasan Hanım. Güvenmiyorum sana. Allah Allah! Güvenden bahsedene bak ya. Oğlum oğlum diye kafayı sıyırdın. İkisine nasıl zarar verdiğinin farkında değil misin? Bak hala ikisi diyor. İkisi mikisi yok benim için. Ben benim olan için, benim oğlum için savaşıyorum. Savaşıyormuş. Böyle mi annelik yapıyorsun? Bana bak. Bak Yağız gelmiş olabilir. Sakın ortamı gerecek bir şey yapma tamam mı? Sakın. Sinan. Selam annecik. Oğlum, oğlum geldin. Şükürler olsun. Tamam. Sinan abin arıyor. Sakın. Sakın açmıyorsun.
Bekle. Ne yapıyorsun ya? Oğlum. Tamam, haber verin. Haber verin mutlaka. Tamam. Hazan'ı aradım, cevap vermiyor. Bu hep gittiği kulübe sordum, oraya da gitmemiş. Ben de arkadaşlarına söyledim, haber verecekler. Sen istersen Yıldız'a geç, ben de plazaya bak. Olur mu? Sinan. Hadi bakalım, gidiyoruz. Nereye gidiyoruz oğlum? Alın da. Hadi. Bir dakika. Sinan bak, sen hiç iyi görünmüyorsun. Bu kadın bana hiçbir şey anlatmıyor. Gel oturalım, güzel güzel konuşalım. Anlat her şeyi bana, hadi ne olur. Ben mi iyi görünmüyorum Hazan? Emin ol, hiç bundan iyi hissetmemiştim ben. Hadi gidelim. Ya hiçbir şey söylemeyecek misin? Görmüyor musun halini çocuğun? Vallahi ben oğlum ne derse onu yaparım. Hayır, Sinan. Bu gece olması gereken olacak Hazan. Ne demek bir... Ya ne... Selam. Sinan Bey geldin mi? Evet Yıldız Bey, biraz önce geldim. Aa. Oğlum, oğlum, oğlum bir dur. Ya sen emin misin? Ha? Oğlum. Selliler de girmiş o Kerime'nin topuna. Benim alık kızım da yok Yağız Efendi'ydi, yok Sinan Efendi'ydi. Habire top çevirip duruyor. Sana ne Yağız Efendi'den, sana ne? Yok anam yok. Benim harcatacak kızım yok. Hadi bakalım. Allah'ım nasıl bir gece olacak bu böyle ya? Neden yani, neden? Biliyorum ya, yanlış yaptık işte. Dedim ben, yanlış yaptık. Sinan bak. Nerede o? Sinan burada değil. Ben de kapı çalınca o geldi sandım. Lobiye sordum, burada dediler. Belki senin evine gitmiştir Yağız. Eve mi saklayacağım Sinan'ı yani? Gir bak istersen, buyur. Allah Allah. İyice takıntılı oldun sen de ha. Ben takıntılıyım. Benim çevremdeki herkes normal davranıyor. Ama ben takıntılıyım, öyle mi? Kaç gündür gözümün içine baka baka yalan söylüyorsun ama ben mi takıntılı oldum Hazan Hanım? Kusura bakma, artık buraya kadar. Al benden de o kadar. Yağız Efendi, buraya kadar. Ben bunları içeri götüreyim dedim. Bir anda bıçak kesiverdi elime. Ah be Hazan, ah be Hazan. Dur, bastır şunu, bastır. Akmasın kanım. Bastır, bastır. Hadi acile gidelim hemen. Yok, yok. Sen Sinan'ı aramaya devam et. Annem götür beni hastaneye. Ya saçmalama, hadi dikiş mi atıyorlar, ne yapıyorlar hadi. Hadi gel. Durun, durun. Beni de bekleyin. Nereye gidiyorsunuz? Durun. Ah Hazan, ah! Nasıl oldu bu? Durun, bekleyin beni. Nasıl kestin sen bu eli? Bakar mısınız? Bakar mısınız? Gel kızım, gel. Çabuk gel. Eli kesildi, çok kötü. Ya elini çok kötü kestim. Derin bir kesik. Dikiş mi atıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Canı yanıyor mu şu anda? Ha? Beyefendi, elini bırakırsanız müdahale edelim. Çok acıyor elim ya. Gelsene yanıma. Tabii geleyim de elini tutayım ben biraz senin. Ver. Kız bu ne? Allah'ım.
Ananı susturmak için akıttın değil mi sen bu kanı? O Yağız Efendi için aktı değil mi bu kan? Kız dur yavaş. Bastırma. Yavaş yap yavaş. İçime doğan dağ taşa da olsun ya Rabbim. Tövbeler olsun, tövbeler olsun. İki cihan bir araya gelse gene olmaz, gene olmaz. Geldiğinde kapıda Kerim Hanım'la konuşuyordu. Yine mi Kerim Hanım? Ne alaka? Dur bir sakin ol oğlum ya. Kadın izinden döndü falan diyor babam da. Bunlar yürüyüşe gittiler beraber. Yani biz çözemedik ama babam kesin çözer. Açılsın bakalım. Teşekkürler. Hadi. Sen gel bakalım bir şuraya. Ne yaptığını sanıyorsun kızım sen? Hı? Sen benim gözümün içine baksana be. Ne yaptığını sanıyorsun Hazan? Kimi, niye kurtarıyorsun sen? Hı? Sana söyledim. Bir daha sana anne demem dedim. Bu kaçıncı baskı acaba? Ha? O ikisi okkanın ucundayken de deliydin sen bana bu lafı. Ama o zaman söz konusu olan Sinan'dı, sevdiğindi. Şimdi, ha? Şimdi uğruna kanını akıtacak kadar kuruduğun bu kim? Bu neyin oluyor senin? Anne. Kanımı akıttım. Çünkü seni durdurmamın başka yolu yoktu. Beni kızımın damarından akan kan durdurur. Ama o deli Kerime'yi, ha? O deli Kerime'yi durdurur mu acaba? Ben sana ne kadar söyledim kız, ha? Bu kadın tehlikeli. Bu kadın tekin değil. O kadın için mevzu bahis olan oğluysa ne vicdan bırakır ne hudut. Tanımaz hiçbir şeyi. O oğlunun Sinan olduğunu zannettiği sürece seni rahat bırakmaz kızım. Sen bu kadından gerçekten korkuyorsun. Git Allah aşkına be. Allah Allah. Allah'ımdan başka kimseden korkum yok benim. Ama o kadının düşmanlığını Allah'ım düşmanıma vermesin. O kadından sır saklıyorsunuz diye düşman oldu sana. Ya? Şimdi el alemin oğlunu korumak için ben kendi kızımı ateşlere atacağım öyle mi? Yok öyle ya ama. Yok. Peki madem kızını korumak istiyorsun o zaman o kadınla ilgili bildiğin her şeyi anlatacaksın bana. Ha, anlatmıyorsan da o zaman ortalığı karıştırma. Zaten geç bile kaldın. Sinan babasıyla konuşmaya gitti. Ne? Kerime'yi taktık onunla babasıyla yüzleşmeye gitti. Kız Allah canını almasın siz iki deli bu aklınızda ne yaptınız acaba? Ne yaptınız? Ne yaptıysak yaptık. Geri dönüşü yok. Tamam mı? Şimdi senin sayende Yağız'a ne diyeceğiz onu düşünelim biz, tamam mı? Ne bahane bulacağız onu düşünelim. Bulursun, bulursun. Sen onu da bulursun. Bu adamı kurtarmak için damarından kan akıtan onu da bulur. Ne var bulmaya? İyi yardım etme, tamam. Ama gölge de etme. Mahvetme hiçbir şey. Kız ben mi mahvediyorum? Mahveden sensin. Şu elinin haline bak Allah aşkına. Güzelim elini ne hale getirdin? Elini de mahvettin, kendini de mahvedeceksin. Tamam, Kerime'den bana zarar gelmez anne. Zaten artık yılda kalmaya başladı. Etrafımda dolanmayacak. Korkun buysa merak etme. Kerime'den bahseden kim? İyi sen babamı yoklarsın bakalım ne konuşmuşlar. Yani bize niye açılmadığını anlamak lazım değil mi? Hadi görüşürüz. Heh. İyi misin? Nasıl oldu? İyi. İyiyim, iyiyim. Birkaç dikiş atıldı sadece. Birkaç dikiş mi? Daha önce de başıma gelmişti, sıkıntı değil. Çok derin kesikti o. Neyse geçti ama değil mi? Yani doktor bir şey diyor mu? Yok, yok. Bir avucumu kestim diye önlem herhalde, değil mi? Allah korusun. Annemi bırakalım önce. Aha. İstemez Hazan Hanım. Şoför kapıda, ben kendim giderim. Hem siz de konuşmuş olursunuz belki biraz. Gerçi Yağız Efendi'nin
Kanı görünce aklı başından gitti ama... konuşacaklarımız var mıymış, yok muymuş? Uçtu gitti aklınızdan değil mi? Yok. Gerçekten unuttuğumu düşünmüyorsunuz değil mi? Konuşacaklarımız vardı. Değil mi? Bilmem. Siz bir tartın bakalım kendinizi gene. Aklınız başınızda mı acaba? Neyse ben söyleyeceğimi söyledim. Göreceğimi de gördüm zaten. Ben gidiyorum şimdi. İş sizde. Oturur konuşursunuz artık sabaha kadar. Eline dikkat et. Ne dedi ki annen şimdi? Anlatacağım. Her şeyi anlatacağım. Ama eve gidip uzun uzun konuşalım, böyle ayak üstünde olmaz. Hadi.